Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Binlerce şükürler olsun ki vatanıma, Türkiye'me kavuştum. Şu an Ankara'dayım. Mutfak dolaplarından da bellidir Türkiye'ye geldim. Biliyorsunuz bir son videomda söylemiştim. Ben Türkiye'ye gideceğim, belki videolar paylaşamam diye arkadaşlar sizleri haberdar etmiştim ve Türkiye'ye geldik. Yaklaşık bir buçuk iki hafta olacak buraya geldim. Bana arkadaşlar öyle bir şey ki artık hani buraya geldiğimden beri gün, saat hiç bakmıyorum, ilgilendirmiyor beni, güne saate bakmıyorum. Ama güzel bir izin oluyor. Türkiye'miz çok sıcak, özellikle diğer yerleri bilmiyorum ama Ankara çok sıcak. 34-35 dereceleri gördük. Bugün de o şekil sanırsam. Dün bir de bugün cidden çok sıcaktı ve dışarı çıkılmayacak şekilde bir sıcak var. Rabbim dışarıda çalışanlara yardım etsin, yardımcısı olsun. Aşırı bir sıcak. Evlerde bile durulmuyor. Balkona çıkayım diyorum. Balkon da çok sıcak. Balkon daha bir sıcak. Sürekli su içerek günümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. Yemek zaten yenilmiyor arkadaşlar. Şöyle aparatif şeyler hazırlıyorum, hani sabah kahvaltısı bile zorla yapıyoruz, öğlen yemeği çok az, akşam yemeği hiç aramıyoruz. Devamlı sıvı tüketmeye özen gösteriyoruz. Her neyse, onları geçelim. Arkadaşlar geldik, Türkiye'me kavuştum. 1,5 hafta olacak. İzinimiz güzel geçiyor. Kazasız belasız geldik ama son videolarında sizinle paylaştım. Buraya geldim ama ben video paylaşamayacağım diye. Çünkü internet sıkıntımız var. Evimizde wifi olmadığı için video paylaşımı yapamıyorum. Telefonuma paket aldım. Hani şey, internet paket aldım vesaire. Onları alıyorum ama mesela o sizin izlediğiniz son 3 videoyu ben burada attım. 3 veya 4 videoyu Türkiye'de attım. Almanya'da hazırladım. Sizlere burada açtım onları. Onları açarken bile 2 paket internetim gitti arkadaşlar. Anında bitiyor. Bakalım bu videoyu da çekiyorum ya, nasıl size yollayacağım, nasıl göndereceğim bilmiyorum. Bir de kaç gün sonra geçer elinize. Hiçbir bilgim yok. Bakalım işte elimden geldiği kadar sizinle videolar çekip sizinle paylaşacağım. İnşallah küçük küçük kareler söyleyeyim. Buradan hepinize çok selamlar gönderiyorum. Gelen yorumlar için hayırlı yolculuklar, hayırlı izinler diyen arkadaşlarıma, bacılarıma hepinize çok teşekkür ederim. Instagram'a geliyorsunuz arkadaşlar. Instagram'a cevap veremiyorum. YouTube sayfama da cevap veremiyorum. Kalp dahi atamıyorum çünkü vaktim yok arkadaşlar. İşte işimiz oluyor, gelen giden oluyor. Bizler gidiyoruz. Alışverişimiz oluyor, vaktimiz olmuyor. Sadece dediğim gibi Almanya'da hazırladığım videoları ben sizlere açtım ve burada daha bu benim ilk videom, sizinle paylaşıyorum. Dediğim gibi bakalım bunu ne zaman yayınlayacağım hiç bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. Elimden geldiği kadar çabucak sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Esasında Türkiye'de benim, pardon, Almanya'da düşüncem farklıydı. Günlük olarak burada videolar çekip sizinle paylaşmaktı niyetim ama olmuyormuş demek ki. O düşünceler bende hayal olarak kaldı. Video yapamıyorum. Çok sıcak. Evin içinde yazma bağlıyorum. Mecburen karşınıza böyle geliyorum. Böyle de mutfakta zaten zor duruluyor arkadaşlar. Yemek bile zor pişiriyorum bu sıcakta. O yüzden videolara bilmiyorum sık sık atacağımı, atabilir miyim de bilemiyorum. Bakalım, zaman gösterecek, öyle söyleyeyim. Yani 1,5-2 hafta içerisinde daha bu benim ilk videom ve daha paylaşmadım. Öyle yani, izinimiz güzel gidiyor. Çok sıcak dedim. Dışarıda da inşaat var. Küt pat sesler geliyordur size. Bayağı bir rahatsız edici sesler ama yapacak bir şey yok. Çalışanlara Rabbim yar ve yardımcı olsun, yardım etsin. Cidden çok sıcak. Sıcaklardan ayaklarım çok şişti arkadaşlar. Ben geçen sene de geldiğimde sıcaklardan ayaklarım şişmişti. Şey değil, ödem değil ama. Ödem değil çünkü suyuma, içtiğim suya dikkat ediyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum yine.
Zaten sıcak olduğu için fazla yemek de tüketemiyorum. Tüketemiyoruz öyle söyleyeyim. Ben kızımla geldim, onu da belirteyim. Eşim, çocuklar, onlar orada kaldı. Ben kızımla geldim. Güzel bir izin oluyor. Bu 1,5 süre zarfı içerisinde biz neler yaptık? İlk Nur'la dışarı çıktık. Birazcık ilk günleri gezdik. Ufak bir alışveriş yaptık. Öyle söyleyeyim. Saman pazarını gezdik arkadaşlar. Ama tabii ki çekim yapamadım çünkü çok sıcaktı. Zaten saman pazarına git, Ankara'da olanlar biliyordur. Saman pazarına gittiğim zamanlar da çok sıcaktı. Ve gittiğime pişman olmuştum çünkü çok sıcak. Her neyse oralara gittik, gezdik, dolaştık. Evimizi temizledik. Mutfağımız alt üst komple böyle indirdik. Kap, kacak, bardak, çatal, kaşık ne varsa çekmeceler, dolaplar. Onu hatta dün yaptık. En son mutfağa bıraktık. Onları güzelce yıkadık, makineye attık. Allah'tan ki kızım yanımdaydı. O yanımda olmasaydı yapamazdım arkadaşlar. Cidden yapamazdım. Ben bu sandalyeye oturdum, hep tarif ettim. Kızım hadi çık sandalyeye. Dolabın içindekilerini indir, sil, makineye at, doldur. Tabii ki ben de yardım ettim ama yani çoğunlukla İlknur yaptı. Ben oturduğum yerde iş yapmaya çalıştım. Zaten keza o da bana iş yaptırtmıyor. Çünkü durumumu gördüğü için iş yaptırtmıyor bana sağ olsun. Ama mutfağımız bitti çok şükür. Dip köşe temizledik. Her şeyi yerleştirdik. Salonumuz temiz, oturma odamızı da temizledik, misafir odamız temiz vesaire, yatak odaları temiz, çarşafları değiştirdik, yastıklar yıkandı. Daha neler söyleyeyim, halılar serildi çünkü biz Türkiye, Almanya'ya git, hep Türkiye söylüyorum. Almanya'ya gittiğimiz zaman bu halıları, perdeleri hep çıkarıyoruz arkadaşlar. Çünkü çıkarmadığımız zaman is oluyor. Resmen böyle soba isi gibi, kurum gibi kapkara oluyor. O yüzden onları çıkartıp değiştiriyoruz. Eski tül gibi şeyler koyuyorum. Yere tek halı sermiyorum. Eve buraya gelince halıları seriyorum. Yani her şeyi temizledik. Bir tek nevresimler kaldı arkadaşlar. Nevresimler de pardon, çok çok sıcak. Nevresimleri de yıkadık. Bir onlar takılacak. Yastıklar kılıfları geçirecek. Ondan sonra tamamdır. Bir yatak çarşafları serildi. Diğerleri yavaş yavaş arkadaşlar yapamıyoruz. Cidden yapamıyoruz. Ağır ağır. Hani böyle şey diyoruz biz esasında. Sabah serin olur. Sabah işimizi yapalım. Öğlen daha bir sıcak oluyor ya. Öğlen yatarız, dinleniriz. Sabah ve akşam işimizi yapalım diyoruz. Ama öyle bir şeye imkan yok. Sabah öyle bir sıcak ki. Düşünün öğlen nasıl bir sıcak. Boğuk bir sıcak. Nemli bir sıcak. Sanki Ankara'da deniz varmış gibi deniz havası böyle nem sıcak acayip yani. Sonra akşama diyorsun akşama bırakayım akşam yapayım akşam serinliğinde veya akşam serinliğinde dışarı çıkayım diyorsun ama o da mümkün değil çünkü arkadaşlar saat 8 akşam 8'e kadar yine sıcak devam ediyor. 8'den sonra serin ve soğuk hafif bir rüzgar çıkıyor. 8'den sonra da nereye gideceksin? Hangi alışveriş yerine gideceksin? Yani o yüzden yatıyor. Her şey yatıyor. Ama olsun evimizde geçiyor. Evimizde de güzel geçiyor. Yiyip içip oturuyoruz. Zaten genelde burada bir şeyler alacağımız zaman telefon açıyoruz, sipariş veriyoruz ve kapımıza kadar geliyor. O güzelliği de var. O da güzel yani. Böyle yani Türkiye'miz güzel, güzel geçiyor. İnşallah bundan sonrası da güzel geçer. Rabbim izinde olanların yardımcısı olsun. Hayırlı izinler söylüyorum. İnşallah izine gidenler iyi bir izin yaparlar. Geri gurbete, yuvalarına geri dönerler. Keza bizler de öyle. Öyle yani tek sıkıntımız babamız yok yanımızda. Çocuklarım yok. O biraz sıkıntı oluyor. Ama yapacak bir şey yok, mecbur. O yüzden onlar orada kaldı. Biz buraya geldik. İzinimizi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Başka ne anlatayım bilemiyorum. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Dediğim gibi bana gelen mesajlar için, sorduklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.
Dönüş yapamıyorum. Durumu anlattım başta söylediğim gibi. İnşallah böyle kısa kısa videolarla sizlere paylaşacağım. Belki buranın fiyatını şeyleri falan sorarsınız. Fiyat nasıl, alışveriş nasıl diye. Arkadaşlar tam bir alışverişe çıkmadım. Evin eksiği günlük olarak neyse onu alıyorum. İşte ekmekti, patatesti, soğandı. Evimde zaten diğer şeyler var. Çayım var, yağım var, unum var, kahvem var, şekerim var. Onlar zaten vardı. Çünkü bundan bir ay önce, 2 ay önce tekrar buradaydım. Salçam var, her şeyim var. Sadece günlük taze gıdaları almaya çalışıyorum. En yakın markete gitmeyi tercih ediyorum. Uzak yere gidemiyorum. Toptan bir alışveriş yapmadığım için de bir şey söyleyemiyorum. Sadece su satın alabiliyoruz. Çeşmeden su içilmiyor. Arıtmamız da yok. Esasında arıtma taksaydık iyi olurdu. Gerçi arıtma bana da yasak. Doktorum arıtma yasak demişti. Ben arıtma içemiyorum. O yüzden satın sular arıyoruz. Yani günlük alışveriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya pahalı dersem Türkiye'de haksızlık Almanya'da haksızlık etmiş olurum. Aynı diyeyim, aynı değerde diyeyim bence. Bence öyle. Zaten Almanya'nın zamına da alıştık. Öyle söyleyeyim. İster istemez bizler alışıyoruz zamlara. Keza burada da öyle. Ne kadar zam var, pahalı var desek de şöyle dışarı baktığım zaman Allah bereket versin. Yine herkes alışverişini, arabalarını, hani alışveriş arabaları dolu bir şekilde çıkıyorlar. Çok şükür Rabbim bereket versin. Yani böyle mecburen, çünkü pahalı diyoruz, ucuz değil diyoruz ama mecburen alıyoruz. Çünkü boğazdan kısılmıyor, kısamazsın. Mecbur o tencere kaynayacak, mecbur o kahvaltı koyulacak, öğlen yemeği akşam. Hele de evde çoluk çocuğunuz varsa mecburen bunlar yapılıyor arkadaşlar. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, öyle söyleyeyim. Hayat, yaşantı çok zorlaştı, çok zorlaştı hem de. Böyle yani. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yine de bugünlerimize şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim bizleri hiç kimselere muhtaç etmesin. Rabbim kendinden başkasına el açtırmasın inşallah. Öyle söyleyeyim. Ev sessiz sakin. Çünkü İlknur'la ben varım. O da içeride. Dedim İlknur ben bir video yapayım, paylaşayım. Çünkü hiç yapmadım. İlk videom olsun dedim. Haberdar edeyim. O da içeride takılıyor. İşte sıcakta zaten bir yere de gidilmiyor arkadaşlar. Böyle yani bu videomda sıcaktan çok bahsettim. Kusura bakmayın. Çünkü bahsedilecek başka bir şey yok. Çok sıcak. Ama güzel sıcak, biliyor musunuz? Buraya geldiğimden beri laf lafı açıyor. Rabbime şükürler olsun. Buraya geldiğimden beri baş ağrım yok. Buranın o güzelliği var. Kemiklerim ısındı, öyle söyleyeyim. Baş ağrım hiç yok. Rabbime şükürler olsun. Ama Almanya'da sürekli bir baş ağrısı oluyordu oranın. Havasından mıdır nedir anlamadım. Suyundan mıdır? Bence buranın sıcağı güzel. İnsanın kemiklerini ısıtıyor ve iyi geliyor vücuda. Öyle arkadaşlar. Ben burada videomu kapatayım. Böyle kısa video olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan Türkiye'den, Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan inşallah bir başka günde, bir başka videoda, blogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.